Yani bizim zaten şu anda partinin kuruluşunda kurucu özne olan, bileşen olan sosyalist partiler var. Yani bunları hani kamuoyunda biliyor işte SKP, SP, SODAP, yine Yeşil Sol Parti, adını unuttuğum var mı diye düşünüyorum. Yani bunlar bileşen zaten, bir de DBP var bileşenimiz. Yani bunlar kurucusu parti. Dolayısıyla burada o kaygının ve argümanın geçerliliğini fazlaca konuşmaya gerek olmadan geçerli olmadığını söyleyebilirim. Şimdi, pratik de böyle gösteriyor zaten. Sol sosyalistler sizi zaman zaman işte en azından emek programında alt sınıfların, işçi sınıfının taleplerini yeteri kadar dillendirmemekle ya da sosyalist olmamakla eleştiriyor. Muhafazakarlar, bunun içinde Kürt muhafazakarları da var. Sizin fazla laik, solcu. Solcu ve laik olmakla suçluyor. Sosyal demokratların bir kısmı sizi fazla radikal buluyor. Türk milliyetçileri sizi Kürt milliyetçisi olarak görüyor. Ondan sonra daha var tabii aslında sayabileceğim. Şimdi bütün bu kadar, ama bununla yani bu kadar farklılıkların hep kendi karşıtını bulduğu bir parti olduğunuz halde nasıl oluyor da bu kadar merkezi bir noktada durabiliyorsunuz? Tam bu nedenle oluyor. Çünkü biz çoğulculuğu esas alan ve farklı kesimleri buluşturma hedefiyle yola çıkmış bir partiyiz. Yani kuruluş felsefesi budur. Şimdi bir kavram kullanacağım. Fazla akademik geleceği için açıklamasını şimdi yapmayacağım. Programın süresi de uzun değil zaten. Yani biz radikal demokrasi diyoruz. Esas bu bütünün ortak paydasına. Şimdi burada farklılıklar bir araya getirebilmek önemli bir şeydir. Bunları hangi temelde ve hangi hedefler için buluşturduğunuz daha da önemlidir. Yani Türkiye'de HDP'nin programı açık. Biz Türkiye'de bir defa demokratik cumhuriyet başlığı altında bir program öneriyoruz ve burada emeğin hakları da, bütün inançların ve halkların eşitliği ve özgürlüğü de var. Ekoloji var, kadın meclisimiz ayrı bir çalışma, zaten ayrı bir güç. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği var, gençliğin sorunları var. Bütün bunları bir araya getirmiş ve farklılıkları bu çerçevede buluşturmuş bir parti olmak zaten bizim en önemli farklılığımız. Fakat bu sizi bir yerde de sanki sabitliyor. Yani %10'u aşkın bir oyunuz var, öyle %12. Değil, öyle değil. Değil mi? Değil. Şöyle düşünün. Yani bu dünyada da benzeri çok kolay görülecek bir parti modeli değil. Yani o nedenle bir sürü ülkede bu partinin ve partimizin modeli üzerine araştırmalar da yapılıyor. Benim de bizzat hani ilişki içinde olduğum akademisyenler de soruyorlar. Hayır, tam tersine aslında potansiyelimiz yüksek. Esas mesele bu potansiyeli hayata geçirme konusunda bizim eksiklerimizin olup olmadığı meselesidir. Var mı benim? Var tabii ki. Yani demek ki potansiyel yüksek. Bunu 7 Haziran'da bir kez deneyimledik. %13'ü aşmak az bir başarı değil. Gerçekten bu farklılıklarla. Daha önemlisi şudur. 2015'ten beri her türlü yöntemle saldırı yapıldı bu partiye. Ayrıştırmak için psikolojik propaganda ve hatta psikolojik savaş yöntemleri bile kullanıldı. Partiyi içeriden bölmek veya zayıflatmak için. Dışarıdan tam bir kuşatma, şimdi kapatma davası dahil, Kobani davası dahil pek çok yargı enstrümanı devreye sokuldu. On binlerce arkadaşımız gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye başkanlarımız görevden alındı. İşte belediyelerimiz gasp edildi falan. Peki nasıl oluyor da bu kadar baskıya rağmen böyle çoğulcu bir parti, bu kadar farklı bir araya getiren bir parti ayakta kalıp büyüyor. Küçülmüyor, büyüyor gerçekten. İşte tam bu. Açıklayan bu. Yani asıl mesele bu. Farklılıkları ortak paydada buluşturabilmek ve ortak hedefe birlikte yürüme iradesini demokratik işleyişle canlı tutmak. Başkan, bu partinin esas büyük
avantajı, özelliği ve farklılığıdır.